İyi akşamlar. Bloomberg HT ekranlarına hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş. Pandora'nın Merakı programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Eğer geçen hafta izlediyseniz formatı biliyorsunuzdur ama yine de daha yolun çok başındayız. Azıcık anlatmak istiyorum. Bu programda Pandora'nın yarım bıraktığı işi tamamlamaya talibiz. Bir takım çok kıymetli insanları burada ağırlayıp bavulunuzda, çantanızda, yaşam boyu yanınızda taşıdığınız kutuda ne biriktirdiniz diye soruyoruz. Kutunun içinde kalan umutlu ve güzel şeyleri, onları o yapan, kariyerlerini, üretimlerini etkilemiş nesneleri, kitapları, filmleri, artık ne çıkarsa beraberce bakıyoruz, onları keşfediyoruz. Geçtiğimiz hafta bir yazar ağırlamıştık. Çok sevgili Ayfer Tunç da ilk konuğumuz. Ama sadece yazarları ağırlamayacağız bu programda. Herhangi bir sanat alanında bir şeyler üreten herkesin yolculuğunu dinlemek istiyoruz. Bu haftaki konuğumuz da bir oyuncu, benim de çok sevdiğim bir insan. Sevgili Gülçin Kültür Şahin bizimle. Yerime geçiyorum ve bakalım Gülçin bize neler getirmiş, neler biriktirmiş. Hoş geldin Gülçin. Hoş bulduk Eylül'cüğüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sana hanım diyemeyeceğim. Bir hukukumuz var sonuçta. Dolayısıyla lütfen. Samimiyetsiz olurdu. Lütfen üzülürüm. Öncelikle çok teşekkür ederim. İkinci bölüm. Hala biraz heyecanlıyım ama azıcık attım gibi inşallah. Senin olman beni çok rahatlattı. Yaşasın. Bavulu çok merak ediyorum. Çok da böyle tatlı bir bavul orada. Ama öncesinde yani artık hep yaptığım gibi diyeceğim. İkinci bölümde hemen böyle insan havaya giriyor. Hep yaptığım gibi. Şeyi sormak istiyorum, yani geçmişe gitmeden önce bir bu ara çünkü çok fazla aslında sen görece yani geç başlamış bir kariyer seninki. 30'da falan sanırım oyunculukla ilişkilenmeye başlıyorsun ama çok hızlı ilerledi o kariyer. Bu arada hem sinema filmi hem dizi hem oyun birden fazla şeyle meşgulsün. Azıcık bize anlatır mısın şu ara neler yapmaktasın diye. Öncelikle hayırlı olsun programınız. Teşekkürler. Mükemmel bir program. Yani bizim gibi edebiyat tutkunları, sinefiller, hangi sıfatı kullanacaksak kullanalım herkes için yani maden gibi bir program. Çok burası. Teşekkürler. O yüzden çok çok hayırlı olsun. Ben de ikinci konuğun olduğum için özellikle de çok hayran olduğum Ayfer Tunç'tan sonra burada konuk olduğum için çok mutluyum. Kendimden bu aralar neler yapıyorum? Ömer dizisinde oynuyorum şu anda. Bunun haricinde Tunç Şahin'in yönettiği Canavar adlı tiyatro oyununda Tülin Özen ve Hakan Emre Ünal'la beraber oynuyoruz. 19 Kasım'da Fişekhane'deyiz. Bugünkü kültür sanat ajandamıza koyduk. Güzel, herkesi programı bekliyoruz. Sonra, evet. Bunun haricinde de içine yer aldığım Tereddüt Çizgisi filmi festival yolculuğuna devam ediyor. Venedik'te yaptınız premierini galiba. Premierini Venedik Film Festivali'nde yaptı. Selman Hoca'nın yönettiği film. Orada da Tülin Özen başvurdu. Evet, ekire gibi tam olarak bir tesadüf. Ama çok mutluyum Tülin'i çok sevdiğim için ve çok hayran olduğum için kendisine. O da festival yolculuğuna devam ediyor şu an. Onun böyle herhalde bir yıl içinde falan vizyonda görebileceğiz diye tahmin ediyorum. Tabii, değil mi? Festivallere de göre herhalde. Çünkü çok merak ediyorum. Zürih'te de en iyi film ödülü aldı galiba o film. Birçok festival. En son Arras Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü aldı Selman Acar. Evet, yani birçok festivalde. Evet, geziyorsunuz festival. Süper. Hayırlı olsun bütün bu yeni projeler ve devam eden projeler. Deyip ama ben hani günümüz güzel ama geçmişe gidelim demek istiyorum. Çünkü çok güzel şeyler çıkıyor biliyorum. Senin de aslında yani aslında bile, seni takip edenler biliyor. Kitap kulüpleri falan yaptın pandemi döneminde başlattın. Epeyce de götürdün onları. Hani aslında böyle ne kadar hevesli bir okur ve işte sinefil olduğunu bilen biliyor ama biraz daha böyle açalım istiyorum. O yüzden seni ağırlamayı özellikle istiyordum. Yaşasın. Buyurunuz, neler getirdiniz, nereden başlamak istersiniz? Açalım bavulunuzu, özellikle beraber inceleyelim. Bavulum şahane değil mi yani? Bavulumu biraz öyle konuşmak istiyorum. Evet, çok güzel gerçekten. Bu arada bu çok zor bir şey Eylül. Yani seni sen yapan şeyleri bir bavula koymak, yani bir şeylerden fedakarlık etmek demek, bir şeyleri geride bırakmak demek. Açıkçası sinirlendim bu bavulu yaparken sana biraz. Çok özür dilerim. Seni germek istememiştim ama yani. O zaman ben başlıyorum. Buyurun. Neler oldu? İlk olarak bir kitapla başlayacağım ben. Ya. Bu kitap Samet Behrengi'nin, hepimizin tanıdığımız bir yazar Samet Behrengi. Toplu Masalları kitabı. Aslında bu bende olan, benim bundan yaklaşık 8-9 yıl önce edindiğim bir versiyonu. Ama asıl Küçük Karabalık ve Bir Şeftali ve Bin Şeftali ile ilgileniyorum. Ben çünkü benim bir okur olmamda ilk adımı Samet Behrengi attı diyebilirim. Birçoğumuz için de öyledir herhalde.
Ben 9 yaşına kadar Bakırköy'de büyüdüm. Bakırköy İlköğretim Okulu'nda okuyordum. Herkesin bildiği bir kitap evi vardır Bakırköy'de. Oradan okuldan eve dönerken annem haftada iki kez falan beni kitap evine sokardı. Ve işte Gül Prenses'in hikayesi, Karlar Kraliçesi, Küçük Karabalık, işte Samet Behrengi'nin diğer masalları bunlardan alırdık. Ve işte o hafta o iki kitapsa o iki kitabı okuyarak geçirdik. O yüzden bir okur olma yolumda ilk adımı annem bana bu masalları alarak başladı. Çok diyebilirim. Güzel bir yerden ama başlamışsın hakikaten. Ya böyle... Nasıl bir, ya, acayip bir duyarlılık öğreten bir yazar insana. Çocuk, ya benim de çok çocukluğumda çok şeyi yeri olan, ben görece geç okudum. Aslında daha erken, ben de oradan başlamayı arzu ederdim. Hakikaten böyle Behrengi'yi okuyan çocuklar ve okumayan çocukların şeylerinde bile farklılık oluyor diye de bir iddiada bulunacağım. Çok çok gerçekten bambaşka bir yerden, hayat öyküsü de çok üzünlü zaten. Çok üzünlü, çok erken yaşta kaybediyoruz. Evet. Özellikle Küçük Karabalık bence yani manifesto gibi de bir kitap. Yani bir çocuğun zihninde birçok ihtimal yeşertebilen bir kitap. O yüzden ben yetişkinlik yolculuğumda da yani... En mutlu anlarımda da ya da bir arkadaşımın sıkışık hissettiği anlarda da Küçük Karabalığı hediye etmeyi mesela kendime bir alışkanlık edindim diyebilirim. Ya, o yüzden benim hayatımda devamlı bir şekilde yeri var. Bu arada ya sadece Küçük Karabalık ya da Samet Behrengi değil, aslında bence zaten çocuk kitaplarıyla yetişkin olarak daha çok haşır neşir olmamız gerekiyor. Ben şimdi böyle işte sen de biliyorsun ortak arkadaşımız Tuğçe'nin oğluna bazen işte bana gelen kitapları ona şey yapıyorum ve bazılarını verirken ya keşke bende kalsa, bu çok güzel ya diye, bu bambaşka bir şey o yani. Naiflik ama sadece naiflik de değil. Böyle bir dünyayı kullanma kılavuzu gibi bazıları ve aslında hepimizin bu yaşta bile o kılavuzlara ihtiyacı var. Daha çok çocuk kitabı, masal falan okumamız gerektiğini düşünüyorum ben. Ya kesinlikle öyle. Ben mesela yani yine bu zamanda da dünya masalları okumayı da çok seviyorum. Yani hiç bilmediğim memleketlerin masallarında neler oluyor. Her zaman beni şaşırtan ve ilgimi çeken bir konu gerçekten. Tuğçe'nin oğlu dünya yani yeğenim değil, neredeyse torunum gibi sevdiğim bir insan. Yani mesela dünyanın kitaplarını da okurken yani o kadar şaşırıyorum ki ben de senin gibi neler oluyor diye, çok seviyorum çocuk kitabı okumayı. Bir de bizim çocukluğumuzdakilere göre tabii inanılmaz bir şey olmuş durumda. Çok acayip kitaplar var. Çok kısıtlıydı biz çocukken. Herkes aynı şeyleri okuyordu. Belliydi zaten. Tabii ki evet. Falan. Yani bakıyorum mesela işte Gül Prenses'in hikayesini aradım. Yani hala benim çocukluğumdaki kapak tasarımı çıkıyor yani. O kadar aynıydı ve belliydi ki gerçekten okuduğumuz seriler. Evet, bu çok hakikaten bence çok tatlı bir yerden başladın. Eminim izleyen pek çok insanın da ya dedi benim gibi o tepkiyi verdiklerine eminim bu Behrengi'yi görünce. Devam edelim. Evet, hemen devam ediyorum hazırsak. Ne çıkarsam buradan. Çok maceralara gebe burası. Objelerden bakalım. De devam edebilirsin. Böyle sıralı gitmeniz gerekirken. Şimdi bir fotoğraf albümü çıkardım ama fotoğrafı göstermeyeceğim. İçinde saklı olan şu. Babaeski Anadolu Lisemizin. Ben Babaeski Anadolu Lisesi mezunuyum. Babaeski Anadolu Lisesi'nin 2002 yılında sahnelediği, benim de ilk oynadığım oyun değil, ilk oyunumu Orta 1'de oynamıştım. İlk oynadığım oyunlardan biri olan Analık Davası'nın oyun broşürü bu. Bu albüm de aynı oyunun fotoğraflarını barındıran bir albüm. Benim için çok önemli. Yani her zaman elimin altında olan bir albüm. Arada bakarım, birilerine gösteririm mutlaka. Yani bir şeyleri ilk noktaya götüren bir şey benim için. İlk oyunum olmamasına rağmen, ilk oyunum Sinir Hekimi'ydi ama burada liseye yeni başlamıştım. Babaeski Anadolu Lisesi'nin çok havalı bir tiyatro kulübü vardı ve o kulübe girmeyi aşırı istiyordum ama daha hazırlıktaydım. Asla yani hazırlıkta olmaz o işler gibi bir durum vardı. Yani illaki lisede biraz lisede da olacaksın. Lisede bir hiyerarşi vardı. Çok fena bir o. Ama ben bir şekilde o oyunda oynayabilmiştim seçmelere girdikten sonra ve o yüzden benim için bu broşür çok önemli. Babamın adı yazıyor. Ona davetiye göndermişler çünkü oyun broşürünü. İşte alfabetik sırayla isimlerimiz yazıyor. Yani bana bir şeyleri hatırlatması ya kapsamında. Peki yani şöyle, o sırada sonrasındaki okuduğun okullardan ve çalıştığın işlerden biliyorum. Hani böyle bir ben oyuncu olacağım mesela, olay budur, verdim kararımı gibi bir durumun yok aslında galiba. Yok, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben
oyunculuğun profesyonel bir meslek olarak yapılabileceğini düşünmüyordum. Yani bu çok üzücü bir şey. Çünkü Babaeski küçük bir ilçe ama çok aydın bir yer. Eğitim seviyesi çok yüksek. Aslında birçok şeye erişimim vardı. Mesela iki kütüphanesi vardı Babaeski'nin. Biz Babaeski'ye taşındığımızda ben 9 yaşındaydım ve ilk kütüphaneyle tanışmam da Babaeski'de oldu. Bir halk kütüphanesi ve bir belediye kütüphanesi. Benim için yepyeni bir dünya. Bedava kitapları alıp eve götürebildiğim bir cennet gibi bir yer adeta. Yani pusulasız bir okurdum orada. Yani bir gün Kemalettin Tuğcu Satılan Çocukla Ağlarken, ertesi gün Küçük Vampir serisini okuyordum 10 yaşında. Ve işte ertesi gün Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu'na şaşırıyordum. 11 yaşında Murat Anmunga'nın 3 Aynalı Kırk Odası'nı okuyup, edebiyat galiba başka bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kitapla ilgili benim işte aynı 11, biz o yeni çıkmıştı kitap o zaman. 11-12 yaşında evet. Filandık. Babam okuyordu. Ve ben aa bu ne ya falan deyip alıp okumaya başladım. 50-60 sayfa falan okudum. Ve babam okuduğumu gördü ve böyle şey erken daha dedi. Ya ne olur falan çok merak ediyorum aşırı güzel gidiyor falan. Aynı heyecan ben de hissettim. Yaşın gelince okursun falan dedi. Okutmadı bana ki normal diyeceğim ama çok içimde kalmıştı. Sen bak yani, başarmışsın. Biraz yaşın gelince okunması gerektiğini ilerledikçe tabii ki anlıyorsun. Yani şeyi hatırlıyorum yani sanki ne okuduğumdan annemler haberdar olacak ve kitabı elimden alacaklar gibi. İşte. Yani kapıların arkasında okuyordum böyle. Senin korktuğun benim başıma gelmiş zamanında. Evet, evet işte o kütüphane işte belediye kütüphanesinde Junior LaRus vardı mesela gazetelerde dağıtmıştı onu işte. Dinozorları anlatır bir cildi bir cildi tarihten bahseder orada gidip vakit geçirirdim. Zaten Babaeski'nin güzel yanı yazın. Tam anlamıyla bütün zamanını sokakta geçirebilmekti. İstanbul'dan taşındığımızda benim için cennete taşınmak gibi bir şeydi aslında. 2-3 sene sonra falan anladım. İstanbul'da daha çok imkan olduğunu aslında bir genç için ama. Bir diğer tarafı da işte kütüphanelerle tanışmam ve ben kütüphanelerle hep hemhal oldum sonrasında da. Yine bundan bahsedeceğim. Şuraya geleceğim. Yani bu kadar her şeye ilgili olmama, işte bir işte küçük yaşlarımdan itibaren edebiyata bir yerden tutunmama, işte ortaokulda gelen bir Türkçe öğretmenimiz ilk kez bizimle bir tiyatro oyunu yaptı. Orada biz sahneye çıktık ve tiyatroyla tanıştık. Orada sahne tozunu yuttuktan sonra zaten hep sahnede olmak istediğimi biliyordum. Yani çok klişe bir tabir bu ama gerçekten böyledir yani. Her zaman sahnede ve ışıkların altında olmak istediğini anladığın bir an var. Onu biliyordum ama bunun profesyonel bir meslek olarak yapılabileceğini bilmiyordum. Yani benim derslerim iyiydi. Benim zaten başka bir mesleğim olacaktı ve tiyatro hobi olarak devam edecekti. Bununla ilgili de bir isyankarlık yapmadım açıkçası. Yani kimse engel olmadığı için benim bu fikrime. Açıkçası. O aşamaya gelinemedi bile. Yani sen söyleyeceğim biri karşı çıkacak, sen isyancı o kadar ilerlememiştim. Bir bayrak açmadım yani. Çünkü ben zaten tiyatro hayatımda hep olacaktı. Ben hep sahnede olacaktım. Bunun yanında da mühendis olacaktım tabii ki. Yani gibi bir şey vardı kafamda. Ve buradan bakınca buna çok üzülüyorum. Sanki doğrusu. O iyi notları harcamak gibi geliyor insanına. Evet. İnsan, halbuki hiç değil yani. Yani sınav başarısını işte her şeyin önünde tutmakla eşdeğer. Şu an çok şaşırıyorum buna baktığımda. Yani geriye dönüp baktığımda ama sonra 26 yaşında tiyatro bölümünü okudum ben. Onun da açıkçası avantajlarını hissettim diyebilirim. Yani 18 yaşında okumakla kendim adıma söylüyorum bunu. Herkes de farklıdır tabii ki durum ama 26 yaşında gerçekten tiyatro bölümünü emmeye çalıştım. Yani içime çektim. O kadar hasretle kavuşma gitmiştim ki gibi. Bir kavuşma olmuştu gerçekten. Öyle oldu benim ama sonuçta bu afiş yani broşürü aslında böyle bir hani bir hayatının büyük bir parçası olmayacağını düşündüğün bir şeyin, bir hobinin hoş bir ilk hatırası olarak saklamışsın. Şimdi tabii bambaşka geliyor. Evet. Yol nereden nereye geldi diye. Çok, evet. Çok güzel. Hemen hazır kütüphaneleri falan anlatmışken. Bize bir kitap daha. Kitap olduğunu çok doğru bildin. Barış Bıçakçı'nın Bizim Büyük Çaresizliğimiz kitabından bahsedeceğim. Buyur bahset bakalım. Bu bir Ankara kitabı. Ankara'da da ben işte üniversiteyi okumaya işte Hacettepe Üniversitesi'nde başladım. Ve Ankara maceram başladı ve yaklaşık 13 yıl sürdü. Kendi ikinci memleketimi Ankara olarak görüyorum. Çok seviyorum Ankara'yı. Bir dakika ilkine Babaeski mi İstanbul mu? Babaeski. İstanbul 3'e kadar mı? İstanbul 3'e kadar gidiyor, evet. Yani kendimi Babaeskiliyim diye tanımlarım. Anladım. Babamın da çok hoşuna gider bu, umarım. İzliyorsa, bundan puanları. Evet. Ankara'yı çok seviyorum ve Ankara'da okula başladığımda aslında benim için büyük bir yıkım olmuştu bu. Yani bu
sanki hep Ankara'da okumak istemişim gibi bir şey çıkabilir buradan ama hayır. Ben üniversite sınavına hazırlanırken masamın üstü İstanbul fotoğraflarıyla doluydu. Çünkü ben zaten bir hasret duyuyordum İstanbul'a. Zamanında oradan taşındığımız için oraya geri dönecektim. İşte Boğaz'da çay içecektim. Her hafta sonu muhtemelen Dolmabahçe Sarayı'na gidecektim. Böyle olur zaten. Evet, biz evet. İstanbul'a hepimiz her hafta sonu. Öyle olacaktı ve bütün çalışma masamın üstü İstanbul fotoğraflarıyla doluydu ve ben olacak bir yere Hacettepe Üniversitesi'ni yazdım. Bir tercih programını izleyip Hacettepe Üniversitesi'ni beğenip Hacettepe Üniversitesi'ni yazdım ve 12'den vurdum Hacettepe Üniversitesi. Ankara hiç aklımda yokken bir anda kendimi Ankara'da buldum. Bana çok uzak gelen bir şehir. İstanbul değil. Hem de hiç değil, bambaşka. O yüzden çok korkarak başladım ben Ankara macerama. KYK yurdunda kalıyordum. Ankaralılar bilir, Tahsin Bangoğlu devlet yurdu. Orada yani ilk bir senem özellikle ranzamda yanımda kitaplarım var. Duvara bakıyorum, okula gidiyorum, tekrar kitaplarımı alıp duvara bakıyorum, tekrar yatıyorum. Ankara'yı sindirmeye çalışıyorum. Aslında caddesine, sokağına çıkamıyorum. İşte bu kitap benim Ankara'yı sevmeme sebep olan kitap. Bu kitapla ben Ankara sokaklarında dolaştım, anılar biriktirdim onların biriktirdiği yerlerde. Taze fasulye yaparken su konmaması gerektiğini öğrendim bu kitapla. O yüzden bu kitap benim çok uzun bir süre en yakın arkadaşım oldu diyebilirim. Defalarca okudum. Birçok şey vardır üstünde. Mesela Barış Bıçakçı'nın başka herhangi, diğer bütün kitaplarını okudum ama herhangi bir kitabı bana bu kadar yakın hissettirmiyor. Yani bu benim arkadaşım gibi bir kitap gerçekten. Anladım. Şeyin çok etkisi var değil mi Gülçin? Ben de bunu düşünüyorum. Yani bu kitabı hayatının başka bir döneminde ve başka bir kentte okusan muhtemelen başka tür bir ilişki kuracak. Yani sevmezdin falan gibi bir şey söylemiyorum. Ama bambaşka. O kadar etkiliyor ki kitabı nerede okuduğun, ne, nasıl bir ruh halinde okuduğun. Çok sevdiğim bir söz vardır işte. Bir kitap iki kere okunmaz, her okuduğunuzda başka bir kitap olur diye. Çünkü siz değişiyorsunuz ve dolayısıyla elinizdeki metinle kurduğunuz ilişki de değişiyor diye. Böyle bir hani hakikaten karşılaşma ve denk gelme hikayesi olmuş. Tam olarak öyle. Yani bu kitap, yani birçok yerine not almışımdır. Zaten kitapları hep not alırım. Yani konuşuyorum bazen karakterle de. Nihal yaptığın iş mi yazıyorum mesela? Gerçekten bir çok tatlı. Peki sonra mesela yıllar yazarla sonra konuşuyorum. Baktığında kendi Nihal'e verdiğin cevaba bir cevap daha veriyor musun evet, mesela? Evet, şaşırdığım şeyler oluyor mesela. Aa bunun altını niye çizmişim dediğim ya da atıyorum. Aa bu Nihal'e kızdığım şey, Nihal ne kadar haklı dediğim şeyler oluyor. Orada bir tarih ve hikaye, yeni bir hikaye evet. Gelişmeye devam ediyor. Ve de bu kitapla ilgili, bu kitabı benim için çok özel kılan şey zaten dostluk romanları okumayı da çok severim. Dostluk filmleri izlemeyi de çok severim. Buradaki dostluk beni çok derinden yakalayan bir dostluk. Yani burada iki arkadaş aynı kıza aşık olurlar. Ama yani aslında onların aralarındaki arkadaşlık aşktan öte bir yerdedir. Ve o arkadaşlık ben de Ankara'da arkadaşlarımla çevrili, sarılı olduğum için beni çok etkiler. Mesela Nermin Yıldırım'ın Ev romanında da vardır yine orada da. Seherli Ogo vardır. İşte olağanüstü, benim olağanüstü akıllı arkadaşımda da vardır. İşte Lenu'yla Lan'ın arkadaşlığı. Çok seviyorum arkadaşlık kitapları okumayı. Sen mesela Klaus'u da çok sevmiştin. Çok sevdim. O yine bir arkadaşlık şey hatırlıyorum. Şimdi biraz daha iyi anladım şeyi. Filmini izledin mi bu arada? İzledim. Rahmetli Seyfi Teoman'ın filmi. Ben çok seviyorum filmini de. Ben de seviyorum. Yine filmde Ankara'yı gördüğüm için mi seviyorum bilmiyorum ama çok seviyorum filmi. Yani filmi Seyfi Teoman vefat ettikten sonra izledim. Ve ayrı bir hüzün katıyor bence zaten. Eğer sonra izleyenler varsa benimle hemfikir olacaklardır diye tahmin ediyorum. Böyle. Teşekkürler. Benim bu arada biliyorsun senle konuştuk. Benim böyle çok sevdiğim bir Barış Bıçakçı kitabı değil bu. Hatta böyle eve getir yani işte böyle bir şeyimiz oldu ama evet. Ya yani şimdi mesela bu ilişki mesela çok acayip bir şey onu söylüyorum. Ben mesela okuduğumdaki ruh halim mesela hatırlıyorum böyle birazcık depresif bir ruh halindeydim. Ve oradaki o hüznün dozu bana mesela çok kötü yani kötü etti beni yani. Mesela başka bir ruh halinde bambaşka bir şey kuracağımı biliyorum. Çok acayip bir şey işte kitaplar değişiyorlar okuduğumuz zamana ve şeye göre. Neyse. Kesinlikle kesinlikle öyle. Yurt demişken ben hemen bu arkadaşımdan bahsedeceğim. Çok sempatik birisi kendisi. Bu arkadaşımın adı Şüküf. Şüküf. Ve de bir kardeşi var Şüküfe. Bu da yine yurtta o yani daha Ankara'ya alışamadığım, yurda da alışamadığım, ailemi özlediğim, arkadaşlarımı özlediğim
zamanda. O da arkadaşlarım, peş peşe doğum günlerimiz vardı arkadaşımla. İkimize bir örnek, bunun kız olanı, onundaki Şüküfe. İkimize bir örnek bu bebeklerden aldılar ve ben o zamandan beri işte 19 yaşında falan, 17 senedir her zaman yatağımın yanında duruyor Şüküf. Yani bir sürü ev değiştirdim, birçok yere gittim. Peki böyle mesela set, çekim için şehir dışına gittiğinde falan da götürüyor Yok, musun? Yok, götürmüyorum. Ha, o kadar değil. Şüküf o zamanlarda yatağı ısıtıyor, beni bekliyor. Eve ait diyorlar. Her zaman benimle, yani bir diğer yurt arkadaşım da Şüküf olduğu için ve benim hayatımda 17 senedir olduğu için galiba bu bavula girmeye hak kazandı diye düşündüm doğrusu. Muhtemelen öyle. Yani bir sürü işte kitap okumana şahit olmuş, belki ağlamana şahit olmuş, işte her rüyalarına şahit olmuş yanında uyurken. Dolayısıyla evet, bence de bavula girmeyi kesinlikle hak etmiş birisine benziyor. Evet, Şüküf'ü de böyle koyalım. Onu evet. Şimdi bir diğer objemize geçiyoruz. Evet, şöyle göstereyim. Biletler. Evet, bu benim... Bir dönem stand-up yapmıştım. Aa, bu bilgi bende yok. Vallahi evet, sürprizlerle doluyum. Dersime çalıştığımı düşünüyordum ama bunu atlamışım. Bir dönem Ankara'da stand-up yapmıştım. Onun aslında yani küçük broşürleri mekanlara dağıtılır ya, böyle masalarda göze çarpsın işte görsünler diye. Şöyle başlamıştım stand-up kariyerime. Okul bittikten sonra işte tek başıma eve çıktım. İşte masraflarım arttı. Önce bir ev arkadaşlarıyla bir eve çıktım. Sonra farklı şehirlere gittiler onlar. Tek başıma eve çıkmak zorunda kaldım falan. Bir takım masraflar arttı. Sonra dedim ki benim biraz ek para kazanmam lazım. O zaman da zaten bir şeyler yazıyorum sürekli. Hayatımda yazı hep var bu arada. Denemeler yazıyorum. Küçük kısa öyküler yazıyorum. Yani kendi kendime yazmaya çalışıyorum. Ve acaba stand-up'tan para kazanabilir miyim diye düşündüm. Çok acayip. Çok acayip. Aklına stand-up gelme, hani ek iş deyince ne bileyim bir kafeye gireyim çalışayım mesela. Yani şu an hiç ben olacak hiç iş gibi gelmiyor. Ama olmuş işte. Evet, o yüzden bunu kendi adıma bir cesaret nişanı olarak saklıyorum. Olağanüstü kesinlikle. Ya bugüne hani sonunda yolunun sahneye çıkabilmesinde de şey olmuştur eminim ki oradaki o stand-up cesaretinin. O zaman zaten Ankara'da bir tiyatro grubuyla, işte tiyatromuz diye Ankaralılar bilirler, bir tiyatro grubuyla beraber çalışıyordum zaten. Ve orada da sürekli hikayeler anlatıyordum. Zaten çoğu stand-upçının hikayesi böyledir diye tahmin ediyorum. Hikayeler anlatıyorum. Gülçin şunu da anlatsana, şey var diye bir daha anlatsanalarla hikayemi süslüyorum. İşte daha komik yerlerini buluyorum. İşte altını çiziyorum bazı yerlerin. Her seferinde bir üst seviyeye çıkarıyorum. Bir baktım arkadaşlarım için anlatırken hikayeyi. Aslında olur herhalde stand-up diye düşündüm ve garip bir şekilde bu işe girdim. Ne kadar sürdü? Hemen anlatıyorum. İlk gösterimi arkadaşımın dans stüdyosu vardı. Bir iş anının 4. katında. O dans stüdyosunda yaptım ilk gösterimimi ve 50 kişi falan geldi sanıyorum. Yani. 30'u arkadaşım, 20'si de onların kolundan tutup getirdiği arkadaşlarımın arkadaşı. Sayılır yine Harika. De. Harika, yani imece usulüyle bana yardım etmeye çalışıyor gibiler. Onlar işte geldiler. İlk gösterim iyi geçti. Sonra baktım birkaç işte mekana gittim, sordum böyle bir şey yapabilir miyim diye. O zaman da Ankara'da stand-up bir ya da iki kişi yapıyor. Yani henüz bu kadar yoğun bir stand-up kültürü yok. Şu an acayip bir kültür oldu, evet. İşte 2013 yılındaymış, bundan 10 sene öncesi. Ve işte birkaç mekana sordum. Tamam dediler, olur burada yapabilirsin. Ve ben öyle işte 8-10 gösteri yaptım. Eskişehir'e turneye gittim herhalde galiba. Eskişehir'e turneye gittim. Herhalde burada 10 tane gösteriyi hesapladım aslında. Eskişehir'e turneye gittim. 10 gösteriye seyirci aynı 30 kişi geldi öncelikle. Çok güzel. Gerçekten arkadaşlar çok önemlidir hikayesi falan zamanında. Ama sen aynı gösteriyi mi yapıyorsun her seferinde? Tabii yani stand-up öyle. Evet, yani. Bir gösterin var. Hadi bakalım benim gösterimin adı. Ya o 30 kişi de evet. 10 kere aynı şeyi dinliyor. Dinlediler ve o kadar tatlılar ki. Çok şefkatli bir şey İnanılmaz yani. İnanılmaz bir şey. Yani bu anıyı anlatırken sürekli hep çok büyük bir sevgi doğuyor içimde. Çünkü aynı coşkuyla bütün şakaları bilmelerine rağmen, yani sahneye çıkıp benden artık belki daha iyisini anlatabilecekken her seferinde büyük bir mutluluk ve gururla izlediler yani. 30 ve artı onların getirdiği 8-10 kişi. Şey çok acayip Gülçin ya, yani hani dediğin gibi şu anda artık bir stand-up kültürü var ve hani herkes bir şekilde buna bulaşıyor, iyi kötü niyeti olan böyle şey olan. Hiç böyle bir şeyin olmadığı bir dönemde bir mekana rastgele gidip merhaba ben işte stand-up
stand-up yapmak istiyorum. Acayip bir cesaret yani. Gerçekten işte ben de öyle hissediyorum. O yüzden bunu bir cesaret nişanı gibi saklıyorum dediğim şey. Kesinlikle çok kıymetli yani. Mesela şu an stand-up yapmayı düşünür müyüm? Düşünmem herhalde yani. Şu an hiç öyle bir ilgi de hissetmiyorum. Yani öyle bir motivasyonum da yok. Ama o zaman işte biraz ek paraya ihtiyacım var. Motivasyonuyla buraya girmemi. Senin dediğin gibi bir kafede çalışmak yerine. Tuhaf ve eğlenceli buluyorum. Çok enteresan. Bence seninle ilgili çok şey söyleyen bir şey bu yani. Ve çok da güzel. Sen zaten aslında bu kadar okuyor olman ve seçtiğin meslekte şimdi bir arada düşününce sen hikaye toplamayı ve anlatmayı çok seven birisini anladığım kadarıyla. Aslında stand-up da bu çerçevede çok da bağlamsız kalmıyor hani böyle düşününce. Tam olarak böyle. O hepsinin birleştiği bir şey yani. Dolayısıyla ama yine de büyük büyük bir cesaret yani. Hikaye anlatıcılığının farklı bir türü gerçekten. Evet. Şeyde Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde konservatuvar sınavına girmiştim. Ve işte stand-up'ımı izleyen kişi sayısını herhalde artık hepimiz ezber ettik şu anda. 30 artı 8-10 kişi. Sahneye çıktım, oyunumu oynadım. 5 tane jüri var. İşte hocalardan biri dedi ki, sen stand-up yapıyorsun. Bu kadar ünlü olmuş olamam dedim ya stand-up'ımla. Yani gerçekten çünkü hepsi tanıdığım insanlar benim. Oyunlarına gittiğim, kimisine hayranlık duyduğum insanlar... Ne diyeceğimi bilemedim. Bir de tiyatro camiasında bunun nasıl karşılandığına dair de bir şüphem var o zaman. Yani iyi bir şey mi acaba tiyatro sınavında evet ben stand-up yapıyorum demek yoksa bu bana eksi puan mı kazandırır? Bilemiyorum işte. Orada evet falan dedim Eylebükül'e. Güzel ben seni izledim Eskişehir'de dedi. 30 artılardan biri o konservatuar sınavındaki jürilerden biriymiş. Çok acayip var canına ya. Gerçi Eskişehir'de yine çok fazla tanımadığım insan var. Şimdi Eskişehir'in hakkını yemem yani. Orada. Evet. Böyle. Evet. Pekala devam edelim. Evet. Çok nefis bir hikayeydi gerçekten. Evet. Hemen devam ediyorum. Şimdi yine kitap sürpriz bir kitap. Nazım Hikmet'in Yatar Bursa Kalesi'nde isimli şiir kitabı. Bu seri zaten bende var. Birçok bu dördüncüsüymüş. Önce şiirle olan irtibatımdan bahsedeceğim ben burada. Yine lise hazırlık sınıfında Türkçe öğretmenimiz Kadriye Hoca, o da izliyorsa ona da selamlar göndereyim. Hala Babeski'de çünkü. Dedi ki, herkes bir şiir ezberleyecek ama kahramanlık şiiri değil. Gidin bulun, burada hepimizin seveceği şekilde okuyacaksınız, ezberleyeceksiniz. Burada sahneye çıkacaksınız ve biz sizin şiirinizi seveceğiz. Gidin ne buluyorsanız bulun dedi. Ve ben öyle şiir dünyasıyla tanıştım aslında. Ve gittim, yani o zaman ergenlik dalgalarıyla da boğuştuğum için olabilir. Gittim Atilla İlhan'ın üçüncü şahsın şiirini buldum. Ah tabii, büyük platonik aşklarımızın hepsine eşlik etmiş yani, o şiir. O platonik aşklarımıza eşlik ediyor. Kederli kederli okuyorum, uzaklara bakıyorum, ezberliyorum, aynaların karşısına geçiyorum. Başka bir şeyler buluyorum ve icra ettim ben onu sınıfta. Benim bu romantizmime benzer bir şey yoktu diğer arkadaşlarımın romantizminde. Ve hoca da onu aslında takdir etti. Yani o şiirde bir şey bulmamı, kendimle ilişkilendirmemi. Ve ya aslında diğerleri alay ediyor bu arada. Yani onu sanki şey gibi söylemeyeyim. Bu başarı hikayesi gibi değil aslında. Diğer tahmin ediyorum. Evet. Evet. Orada böyle bir şey vardır ya lisede. Böyle bir ben çok duygularla falan işim yok kızım. Ben cool biriyim oğlum. Neyse işte hani böyle orada senin açman böyle şey gibi. Zayıflık gibi gözülürdü ya o zamanlarda. Evet. Yani mahremini açmışsın gibi. Evet. Gerçekten. Evet. Ama hocanın çok takdirini topladı bu. Ben de hoca takdirinin kölesi olduğum için bayıldım buna Eylül. Bayıldım. Bayıldım ve deli gibi şairleri araştırmaya başladım. Deli gibi şiir okumaya başladım. Gitgide daha romantik oldum. Doğru, şiirin öyle bir şeyi var. O bir kısır döngü. Okudukça daha romantik oluyorsun ve sonra daha romantik şiirle okuyorsun ve sonra... Evet. Ve sonra yani derslerde bunu yani işte... Hocam Gülçin bilir şiiri gibi bir şey oldu. İşte tarih öğretmenimiz vardı. O bana çık bir oku bakalım bir tane derdi. Ben yeni ezberlediğim bir tanesini okurdum. Ve işte öyle öyle bana Ahmet Arif'in işte çok eski baskı bir Hasretinden Prangalar Eskittim kitabını hediye etmişti. Ama bulamadım onu. Evde baba eskide sanıyorum. Onu da getirmek istiyordum aslında. Öyle öyle ben şiirle tanıştım ve yine üniversite yıllarıma tekabül eden bir zamanda Nazım Hikmet'in yine bu Yatar Bursa Kalesi'nde şiir kitabı benim arkadaşlarımdan biri oldu. Burada üniversite arkadaşlarımı anlatıyorum çünkü Ankara'nın başları özellikle benim
hem en yalnız hissettiğim hem de cılız bir şekilde ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştığım bir dönem. O yüzden yani çok benim için çok anlamlı şekillendiğin bir dönem anlaşılan. Böyle zorlu dönemlerde insan biçimi alıyor ve dönüşüyor. Sonradan bakınca daha net gözüküyor. Evet. Peki bu bildiğim kadarıyla sağlığında yayınlanmamış şiirlerini falan da içeren bir şey. Neden bu? Yani bütün Nazmi Hikmetler var dedin. Bunun içinde en sevdiğim şiirler var. Bu arada ben çok seviyorum böyle yapışkan şeyler yapıştırmayı ve hiç uygun değil aslında kitaplıkta durmaya. Gördüğün gibi yamuluyor. Yani sağına da yapıştırsam bir türlü, üstüne de koysam bir türlü. Ama sen kitapları senin yapmayı seviyorsun anladığım evet. kadarıyla. Yazmak, çizmek bir şey yani sana ait kılmak. Çok anlaşılır bir şey bence. En sevdiğim şiirler burada olduğu için başka hiçbir sebebi yok. Yani bu şiirleri en çok seviyorum. O yüzden de bunu getirdim bugün sizlere. Peki en sevdiğin şair diye sorsam hiç sevmem böyle soruları ama böyle hani bir isim söyle Nazım Hikmet mi dersin? Nazım Hikmet derim. Evet, Nazım Hikmet derim. Peki çok evet. teşekkür ederiz. Devam böyle, edelim. Hemen devam ediyorum. Şimdi bunlar da benim yine bir objeyle devam ediyorum. Defterlerim. Hemen göstereceğim. Günlüklerim. Aslında bunlar. Ben İlk yazmaya başladığım zamandan beri günlük yazıyorum. Sonra neler şimdi, oldu? Ne zamana kadar? Şimdi Allah'ım fazla paylaşım konusunda bir dünya markası olduğum için her şeyimi anlatacağım bu programda. Buyurun lütfen zaten amacımız bu. Ben yazmayı öğrendiğim ilk andan itibaren işte yine ilkokul öğretmenimin herhalde bir yönlendirmesiyle günlükler yazmaya başladım ama yani zaten 7 yaşında çok bir şey olmuyor hayatımızda. İşte sabah kalktım, elimi yıkadım, dişlerimi fırçaladım, okul vardı, yattım gibi bir seride günlük yazıyorum. Ben kendi 7 yaş günlüklerime baktığımda işte kahvaltıda ne yediğimden saat kaçta tuvalete gittiğime kadar bütün evet detayları işte. Neden? Ay neden? Benim de öyle. İşte çok fena. Benim de öyle. Bunları en güzel yazımla yazmışım işte günlüklerime. O benim bana çok iyi gelen bir şey oldu yıllar içinde. Ama bir yerden sonra her gün yazmak bir iş yüküne dönüşüyor. Evet. Yani günlüğümü yazmadım çentiği olması kafanda suçluluk duygusu bir suçluluk duygusu getiriyor ve bu böyle olmamalı diye düşündüm. Aslında eskiden ajandalarım vardı işte babamın yine çalıştığı fabrikadan eşantiyon olarak getirdiği ajandalar. Ya da işte kendimin özene bözene işte yeni yıl zamanı gidip aldığı. Bu arada bu yani özene bözene alma meselesi 2 sene önceye kadar devam ediyordu bu arada. Yani ajandalar vardı. Ama sonra ajandaların bana yük olduğunu fark ettim. Çünkü planlama yapmak için kullanmıyorum ajandayı aslında. Günlük yazmak için kullanıyorum. O yüzden de bu küçük defterlere geçtim. Hemen bunları göstereyim. Bu küçük bunlar defterler. Mesela hangi yıllar arasında yaklaşık yazılmış şeyler? Bunlar sanıyorum 2013-2016 yılları arasında burası yine. Ama bunlardan milyonlarca var. Bunların üzerinde söylüyorum. Yani hep yanında taşıyorsun ve her an bir şey aklına bir şey geldiğinde yazıyor musun yoksa? Yanımda taşıyorum ve gün sonunda yazıyorum genellikle. Bir şey yazmak zaten çok sevdiğim bir şey benim. Çünkü bu günlükleri de şöyle yazmıyorum işte bütün bir günü yazmıyorum. Bir tarih atıyorum ve o gün ne olduysa onu yazıyorum. Mesela bugün olsaydı işte Eylül'ün programına konuk oldum ve çok heyecanlandım yazardım. Ha, işte çok yine çok şey anlattım yazardım. Gayet dozunda anlatıyorsun bence şu ana kadar. Öyle şeyler yazardım ve sonra bunları geri dönüp bakmak kendi yazdığım bir kitabı okumak gibi hissettiriyor bana. İnsanların mesela bir arkadaşımla tanışma yıldönümümüzü buradan buluyorum. Ve onu her sene arayıp tanışma yıldönümümüz kutlu olsun diyorum. Allah kahretsin diye kapatıyor telefonu. Çünkü tam bir sevgili araması gibi bu aslında. Aslında böyle bir şey gibi yani kişisel tarihini yazıyorsun. Evet. Not ediyorsun gibi evet. gibi bir şey. Peki yani sadece olay mı yoksa duygu ne kadar var içinde? Çok var. Var değil mi? Duygu var. Yani mesela o gün hiçbir olay yazmamış olabilirim. Bugün şöyle hissediyorum demiş olabilirim. Hatta daha duygu yoğunluklu defterler bunlar genel olarak. Benim en mahremim, en gizli kutularım diyebilirim bu defterler için. O yüzden buraya getirmek istedim. Genel olarak da bir şeyleri yazmayı seviyorum. Mesela kitap defterim de var benim işte film defterim de var. Unutmamak için çünkü çok unutuyorum. Unutmamak için oraya birkaç cümle de olsa bana nasıl hissettirdiğine dair bir şeyler yazmayı peki, seviyorum. Kafanda böyle hani bu kadar yazmayı seven ve kurgu okumayı da seven bir olarak bir kurgu bir şey yazmak gibi bir niyet bir noktasında hayatının var mı? Ya da yaptın mı? Ya ben şu an bir tiyatro oyunuyla bir uzun metraj film senaryosu üzerinde çalışıyorum zaten. Ha. Var yani bu benim hayatımda hep olan bir şey aslında. Ne güzel. Evet. Heyecan verici. Bunu da mı paylaşmaman gerekiyor? Yok. İyi. Çok paylaşıyorum. Tamam süper. ama bu defterleri 2 yıldır yani pandemiden sonra bir vicdan azabımı paylaşacağım aslında burada. Pandemide
galiba aynı şeyin tekrarından olsa gerek. Doğru. Defterlerimden uzaklaştım yani. Eskisi gibi defterlerimi yazmaz oldum ve geçirdiğim şu yazmadan geçirdiğim iki yılı belki de yine defter alıyorum, bir defter ediniyorum. Her yere onu benimle beraber götürüyorum. Ama bomboş sayfaları görünce, yani okumadığın kitaplar biriktikçe oluşan vicdan azabı gibi o bomboş sayfalar. Ya sanki yaşadığım zamanı ziyan etmişim gibi hissediyorum. Yazmayınca. Yazmadığım için. Çünkü boşa yaşanmış bir iki yıl. Evet, çok tuhaf ama gerçekten böyle bir bağ kuruyorum defterlerle ve bununla ilgili çok sıkıntı çektiğim için burada paylaşmak istedim. İyi yaptın. Çok özel bir şey söylüyorsun. Ya bunu hani ben hiçbir zaman bu arada mesela hiçbir zaman yazabilen bir insan olmadım. Günümü, şeyimi falan. Bir de şeyi seviyorum. Belki sana yardımcı olur mu bu? Kendine yeniden o geçmişi Proust'yan bir yerden söylüyorum. Yeniden inşa etme şansın var yazılı hiçbir kaydı olmadığı için. Doğru. Kendine başka türlü anlatabilirsin, uydurabilirsin. Yok bir kayıt yok yani. Sonuçta hayat kendimize anlattığımız hikayelerin bütünü gibi bir şey. Hani belki iyi gelir bu bir teselli armağanı olarak. Olabilir. İyi ki bak anlatmışım burada. Evet. Güzel. İyi. Sevindim. Harika. Faydalı bir şey söylediysem ne mutlu. Harika. O zaman devam ediyorum yine. Buyurunuz. Ve Virginia Woolf'un Orlando'suyla devam edeceğim. Bu kitapta yine 1500 tane yanında yapışkanlı kağıt olduğunu görebilirsiniz. Yani senin için kundera neyse benim için de Woolf öyle galiba. Çünkü ne zaman başım sıkışsa mesela bu kitabı açıp yani o anki aradığım şeye dair bir şey bulabiliyorum bu kitabın içinde. Benim için çok özellikli bir kitap ve aslında geç okuduğum bir kitap. Bunu ben pandemi tam başlamadan önce işte senin de partnerin olan Tuğçe ile beraber bir kitap kulübü yapalım ve ilk kitabımız da Orlando olsun diye seçtik. Ben zaten kitap kulüplerini çok seviyorum. İlk kitap kulübünde eşim, bundan sonra Haydar diye anılacağım kendisini. Haydar'la daha ilişkimizin başındayken o hemen askere gitmişti. Ve daha birbirimizi doğru dürüst tanıma fırsatımız bile olmamıştı aslında. Bir anda askerlik gibi bir durum var. Uzak şehirlerdeyiz. O dönem aynı kitapları okuyorduk. O çarşı iznindeyken kitabı alıyordu. Bana da romantik geliyor şimdiden bakınca. Ve doğru. İkimize de hem bir tanışma vesilesi oldu bence. Çok doğru ve çok da iyi bir tanışma vesilesi yöntemi aslında. Birbirini derinlikte tanımak için. O mesafeden başka ne yapacaksın yani? Evet, işte kitapları, aynı kitabı okuyorduk ve kitap üzerine konuşuyorduk telefonlarda. İşte mektup yazıyorduk. Yani bir askerlik dönemini olması gerektiği gibi yaşamak istediğimiz için. Yani ucu yanık mektuplara kadar her şeyini. Yani bazukalar askerlerin olduğu, mektup zarflarına kadar. Yani ben askeri malzeme satan dükkanlar benim için Luna Park gibi yerler yani gerçekten. O zamanlarda işte ortak kitapları okumaya başlayınca bu benim inanılmaz hoşuma gitti. Ve hep özendiğim bu ortak okuma fikri kafamda oluştu. O yüzden de Tuğçe ile dedik ki bunu okuyalım. Belli dönemlerde arkadaşlarımla hep okuyorum ben. Aynı kitap okuyoruz, üzerine konuşuyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Tuğçe ile beraber bunu seçtik, bir kafede oturduk ve Tuğçe benim gerçekten en eski arkadaşım, 25 yıllık arkadaşım ve saatlerce konuştuk. Bu kitap üzerinden laf lafı açtı, bir film anlatıyoruz, bir albümden bahsediyoruz. Hiç duymadığım bir anısını duyuyorum Tuğçe'nin. Ben daha önce hiç tanımlayamadığım bir hissimi anlatıyorum kendisine. Bu beni büyüledi bu durum. Yani gerçekten ciğerini bildiğimi düşündüğüm bir arkadaşımla nefesimiz kesilene kadar bir kitap üzerinden sohbet edebilmek, buradaki alıntıları birbirimize okumak, onun üzerine düşündüklerimizi söylemek beni çok etkiledi. Bir şey soracağım. Woolf'u çok sevdiğin ve neredeyse mi yoksa öyle mi bütün külliyatın diyeyim okuduğun için merak ediyorum. Ben o kadar okumadım ama okuduğum kadarıyla şu. Çok Woolf'un külliyatının genel çizgisinin çok dışında bir kitap mesela çok Orlando. Dışında. Çok komik falan böyle. Hani hiç çok kısa normalde bir zamanda yazdığı bir kitap. Bir yaz tatilinde yazıyor. Ve çağının da çok ötesinde bir taraftan. Ben aklımı kaçırmıştım. Bu kitap nasıl bu zamanda? Yani çok modern bir eser gibi. Hı-hı. Bir yandan da acayip eski. Yani işte yüzyıl başında yazılmış. Neden Orlando onu merak ediyorum. Sen bir kadın hikayelerini de yani toplumsal cinsiyetle ilgili meseleleri de seviyorsun. Evet, biraz onu da payı orada geleceğim biraz sonra. Kesinlikle bundan. Yani bu kitapta İngiliz tarihinin bir 400 yılına falan şahitlik ediyoruz herhalde. Erkek olarak başlıyor Orlando hikayesinde. Ve
İstanbul'a geldiği bir sırada. Evet, çok tatlı. Kadın olarak hikayesine devam ediyor. İki cinsiyetin de toplum nezdinde değerini gördüğümüz, bu kadar yakından, yani mikroskopta inceleme gibi yani bence iki cinsiyeti ve senin söylediğin gibi döneminin çok ilerisinde bu anlamda. Çok katılıyorum. Daha çok konuşuruz ama bir küçük reklam aramız var. Birkaç dakika sonra tekrar burada olacağız. Lütfen bir yerlere gitmeyiniz. Tekrar hoş geldiniz. Gülçin Kültür Şahin'le bavulunu karıştırmaya devam ediyoruz. Orlando'dan bahsediyorduk. Sanırım Virginia Woolf'un Orlando'su. Bir iki bir şey daha var galiba söylemek istediğin. Duyalım. Ben senin sözünü kestim çünkü. Yok yok. Şey söyleyecektim. Orlando'yu zaten çok sevdiğim. İşte benim Bellek'ten bahsettiği bir bölüm var. Ona bayılıyorum. Bellek bir terzi kadındır diye nitelediği bir yer var. Çok sevdiğim bir yer. Hayallerimi kaybediyorum, belki de yenilerini edinirim dediği şeyi duvarlarıma yazıyorum gerçekten. Ve Orlando aslında burada şeyi anlatmak istemiştim. Bu kitap kulübü sonra başka bir kitap kulübüne vesile oldu. Pandemi de ben bu Tuğçe ile olan kitap kulübümüzü ve 5 saat konuşmamızı anlattıktan sonra bir arkadaşıma. Arkadaşım da Almanya gidince orada kendi sevgilisini anlatmış ve dediler ki bunu bizimle yapar mısınız? Nasıl yapacağız? İşte online toplanacağız. Hepimiz aynı kitabı okuyacağız ve üzerine konuşacağız. Biz bütün bir pandemi dönemini Susam Kitap Kulübü adını koyduğumuz bu kitap kulübüyle geçirdik. Ve bize çok iyi geldi. Gerçekten bizim hayatta kalmamızın en önemli şeylerinden biriydi. Onların elinde, onlar her Türkiye'ye geldiklerinde bir yayın evinin kitabını, kitaplarını alıp götürüyorlarmış. 100 kitap evinin yayınlarını alıp götürmüşlerdi hatta. Bütün o zamana kadar ne bastıysa 100. Biz de onları edindik ve 100 kitap evinin her kitabını her hafta hafta okuyarak, onlarla üzerinde konuşarak saatlerce pandemi dönemini tamamladık. Bu bana o kadar iyi geldi ki işte senin yayının başında bahsettiğin online kitap kulübünü kurmama kadar gitti ve o da bana çok iyi geldi aslında. Yani ya bir tür sosyalleşmeydi tabii o zaman da. Hem de işte dediğin gibi yani kitaplar üzerinden konuşmanın öyle bir şey var. Yani 25 yıldır tanıdığın insanın bir katmanını keşfetmeni sağlayabiliyor kitap. Kulüpler de bu işe yarıyor aslında böyle. Hiç tanımadığın insanlarla çok tuhaf da bir samimiyet oluyor kitap kulüplerinde. Böyle herkes dökülüyor. Oradaki o ortaklık bir tuhaf birleştiriyor insanı. Hatırlıyorum çok büyük bir şeyle de çok o pandemi boyunca da devam ettin. Demek Orlando'ymuş. Evet, ilk, aynen öyle. Ve de o zaman şöyle düşünüyordum. Yani aslında şöyle herkes kitabın neresi ona temas ettiyse ondan bahsediyordu. Bu çok kıymetli. Hiç tanımadığımız insanlarla dediğin gibi ve ben bir canlı yayın açıyorum işte. O canlı yayına herkes gelebiliyor ve biri bana işte yayına katılma isteği gönderiyor ve ben onu açıyorum. Aslında yine kontrollü bir iş değil yani. Hiç bu yaptığım, evet. Karşılaşacağım şeyi de bilmiyorum ama o kadar konsantre bir grup oluştu ki orada. Arkadaş olduk zaten sonra, evet, hep beraber bu kitapların ortaklığıyla kurduğumuz bir arkadaşlık oldu. Filmler görüyorum. Evet, filmleri de bu arada izledikten sonra üzerine konuşmayı, film kulüplerini de seviyorum. Üzerine konuşmayı, efendime söyleyeyim, yazılar okumayı. Yani bütün yazıları okuyorum herhalde bir filmi izledikten sonra. İlk olarak tarihimin en çok sevdiğim filmlerinden biri olan Bu Nasıl Sarışın'dan bahsedeceğim. Bu Nasıl Sarışın, lisede izledim bu filmi. Reese Witherspoon'un en harika performansıdır bence bu film. Ve tam bir ummadığın taş baş yarar. Her ne istiyorsan onu olabilirsin. Amerikan rüyasıdır. Evet. Hukuk fakültesi, intikam almak için hukuk fakültesine gidip sonra olayların gelişmesi. Ve gerçek bir zekanın nerede saklı olduğunu asla bilemeyizle ilgili bir hayat dersidir. Beni çok mutlu etti. Her izlediğimde beni bir şeylere teşvik etti, motive etti. Bu benim kendini iyi hisset filmimdir. O yüzden bu bavulda en çok kendisinin olması gerektiğini düşündüm. Çok tatlı bu arada. Yani böyle hani bavulun içinde genel olarak işte bu çok nasıl diyeyim, popüler kültürüne şeylerinden az var. Ama mesela bu da var. Çünkü var ya hepimizin hayatında böyle bir işte çok popüler olan şeylerin bize çok dokunduğu ve zaten bir de ben şeye de çok inanıyorum. Yani bir şeyin
popüler diye böyle bir burun kıvırmak ya da işte mesela demin konuştuğumuz işte çok cool değil ya bunu çok şey yapmayayım gibi bir tavır var ya. Ya bir şey bu kadar popülerse bu kadar insana değmişse vardır bir hikmeti diye de düşünüyorum yani. O kadar şey yapmamak ya, lazım. Bu film özellikle benim yani romantik komedi izlediğim döneme tekabül ediyor. Ben film izlemeye romantik komediler ve asıl korku filmleriyle başladım. Aa, çok ilginç. Korku çok kolay harekete geçirecek, çok kolay harekete geçecek bir şey. Yani o yüzden filmi iyi sanıyorsun seni korkutuyorsa. Ha, anladım. Maalesef yüksek bir duygu yaşayınca. Yani romantik komedi de seni hülyalara sürüklediği için romantik komedi de öyle. Ben ikisiyle başladım ve hala izlediğimi utanmadığım yegane film bu herhalde. Çünkü yani şöyle şeyler var. Şimdi 15 yaşında izlemişim. Bundan 20 sene sonra tekrar işte yeğenimle izliyorum mesela. Ya 2 saat açıklama yapıyorum. Hayır sakın böyle yapmıyoruz bak. Hayır böyle değil falan diye açıklama yapıyorum. Aslında o kadar onun seveceğini düşünerek oturmuşuz ki ekran başında her zaman öyle olmuyor. Öyle olmuyor ama mesela bu sen taşımışsın. Ne kadar güzel bir şey. İzledikçe de sen de başka türlü yer etmeye devam etmiş. Çok şahane bir şey bence. İşte yani sinema demişken de yani ben de sinema galiba böyle bir şey diye anladığım bir rüya için ağıt filmi Aronofsky'nin. Buna gideceğim. Ben filmleri işte Migros'tan aldığım VCD player'ımda işte Babeski'deki Gökhan abi CD'ciden, CD'ci olan Gökhan abiden film kiralayarak izlemeye başladım. Ve romantik komedi ve korku filmleri izliyordum. Ta ki Gökhan abi bir gün bana sihirli bir dokunuşla dokunup bir de bunu izle abicim diyene kadar. Ve yani bu filmi izlediğimde sinema böyle şeyler hissettirebiliyor dediğim film bu film benim ve sonra bambaşka bir dünyaya girdiğim film aslında. O anı insan hatırlıyor. Geçen hafta da konuşmuştum yani edebiyatın ya da sinemanın o ilk çarptığı anı insan hiç unutmuyor. Bu film bizim kuşağımıza pek çok insana benzer bir şey yaptı ama bence hepimiz çok insanda böyle bir bu ne ya falan diye böyle bir iyi sinemaya dair fikir edinme konusunda. Bir bağımlılık hikayesi zaten bu herkesin malumu olduğu üzere. Bağımlılığın tek bir şeyden ibaret olduğunu sandığımız dönemde bağımlılık birçok şekilde zuhur edebilir ve insanın nasıl bir karanlığa sürükleyebilir olabilecek. Yani o zaman en etkileyici sinematografiyle. Yani yine şu anda izlesem filmi belki başka türlü düşünürüm ama o dönem benim bütün sinema algımı değiştiren ve beni başka bir dünyaya götüren ilk film kesinlikle buydu. Onu söylemek isterim. Ben de şöyle bir yeterince kamera alabildiğimi bilmiyorum. Ben de göstereyim. Sen kitabını çıkarırken. Evet. Ay, Henry Gibson tabii. Ve hemen beni başka bir dünyaya götürebilen ve başka bir şeyler de mümkün dedirten İpsen'e geçmek istiyorum buradan. Nora, Bir Bebek Evi benim en sevdiğim oyun. En sevdiğim oyun hangisi sorusuna hiç düşünmeden şak diye cevap verdiğim oyun Nora. Çünkü Nora'nın öz saygısını bulma yolculuğundan inanılmaz etkileniyorum. Çok seviyorum bu hikayeyi. İpsen'in bir arkadaşının hikayesi aslında bu. Arkadaşının hikayesini uyarlıyor. Ve birçok şey söylüyor dönemi için. Nora sonunda gidiyor. Herkes biliyor bu hikayeyi. Nora'nın gitmesi çok önemli. Nora'nın gittiğini hep aklımda tutuyorum ben. Hatta bu oyunu ilk okuduğumda ben işte dediğim gibi tiyatro okuluna 26 yaşına girdiğim için şey gibi düşünüyordum. Yani ben mezun olacağım falan. Bana kimse Nora'yı oynatmaz ya. Belki kendim Nora 20 sene sonra ne yapmış diye dönerim öyle bir oyun yazarım ve bir gün onu oynarım gibi bir hayalim vardı. Ona yazmışlar. Şu an Bahçegöl'de oynanıyor. Çok enteresanmış. Nora 15 yıl sonra geri dönüyor. İşte Bahçegöl'de. Evet, Tülin Özen, Tansu Biçer oynuyorlar başrolünde. Ve yani geri dönüş hikayesi bu arada onlara bir varış hikayesi, kavuşma hikayesi değil. Nora'nın bu 15 senede ne yaptığını görüyoruz. Çok da güzel bir oyun. Herkese tavsiye ediyorum gitmelerini. Nora 2. Bir şey söyleyeceğim. Yani Henrik Ibsen'in nasıl bir, yine aynı sözcüğü kullanacağım ama zamanının ötesinde ve böyle bayağı feminist. Çok acayip. Bütün eserlerinde var o. Yani o dönemde yani böyle kadının işte evlenmek ve evde oturmak dışında bir pek bir şey biçilmeyen bir dönemde. Mesela arkadaşının hikayesi, ben de biliyorum o hikayeyi. Arkadaşının hikayesi söylediği şey değil ama arkadaşının yapamadığını oraya yaptırıyor işte. Evet, sen gidebilirdin, bu adamı terk edebilirdin kendi hayatın için demiş oluyor aslında arkadaşına. Çok
çok etkileyici. Yani Yves Saint çok acayip. Belki sen bir tiyatrocu olarak bambaşkadır kurduğun ilişki. Çok seviyorum. Diğer oyunlarını da çok seviyorum zaten. Yaban Ördeği de benim en sevdiğim oyunlardan biri. O yüzden şeyi de çok severim. Doug Soğuştad'ın, umarım doğru telaffuz ediyorumdur, Mahcubiyet ve Haysiyetinde de bahseder Yaban Ördeği'nden. Bir Halk Düşmanı da öyle. Çok seviyorum. Böyle. Süper. Yani bu Norveç'in zaten, evet, yani bütün Norveç edebiyatına bir şekilde sinmiş birisi kendisi. Filmlerden bahsederken, bu beni çok şaşırtan ve çarpan şeylerden bahsederken hemen burada A Woman Under the Influence'ı göstermek istiyorum. John Cassavetes'in filmi. Etki altında bir kadın. Burada Gina Rowlands birçok oyuncunun hayallerini süsleyen bir performans sergiliyor. Yani sırf bunu bir ilham olduğu için çok seviyorum hayatımda. Yani böyle bir performansa erişme umuduyla izliyorum ve çok seviyorum. Bu benim kaynak kitabım gibi bir şey. Yani Gina Rowlands'ın buradaki performansı. O yüzden burada gelip size anlatmak istedim. Evet. Peki Nora'dan mı geldi aklına? İkisini benzer bir şey görüyor musun? Yani ikisi de ev hanımı bu arada. Evet. Onun öyle bir ilişki kurdum. Nora da ev hanımı. Hmm. Burada da bir üç çocuklu bir ev hanımını görüyoruz burada da. Ama Nora kadar güçlü değil maalesef. Değil. Evet, maalesef. Evet. Nora gücünü keşfedebilmiş bir kadın. Geç de olsa. Evet. Zaten de o evet. Evet, buradaki daha hüzün. Neyse, spoiler vermeyelim şimdi ama hani koca ile yaşanan ve eve hapsolma meselesi açısından andırdı bana arka arkaya görünce ikisini. Ve buradan hemen yine başka bir kadın hikayesine. 4 ay 3 hafta 2 güne geçmek istiyorum. Christian Mungiu'nun filmi bu. Bir kürtaj hikayesi. Ve bir arkadaşlık filmi bu yine. İki arkadaş maalesef yasal kürtaj süresinin... Çavuşescu dönemi bu. Romanya'da kürtaj yasal değil ve o dönemde yasal olmayan yollardan bunu halletmeleri gereken bir film. Beni çok etkiledi bu. Ve sonra da yani Mungiu'nun izlediğim bütün filmleri beni çok etkiledi. Bir tek son filmini çok sevmiyorum. Remene? Evet, Remene'yi çok sevmiyorum. Ama mesela Mezuniyet benim yine en sevdiğim filmlerden biri. Tepelerin Ardında da aynı şekilde. Aynı şekilde bu kürtaj belki de yine kadın olduğum için ve arkadaşlarımdan da bir takım kürtaj hikayeleri dinlediğim için de beni çok vuran ve etkileyen bir konu. Yalnız olma hissiyle ilgileniyorum bu konuda. Yani bunu yalnız deneyimlemek. Yalnız deneyimlemek ve her ne olursa olsun çevren birileriyle sarılı olsa da mesele buraya indirgenliğinde bir yalnızlık hissi oluyor kadında gibi anlıyorum ben çevremden duyduğum hikayelerde de. Ama burada onun olmamaya çalışması beni çok etkiliyor. Dostluk tarafından. Evet. Yani. Aynı şekilde geçen sene festivalde bir film izlemiştim. Cold Jane. Phyllis Nagy'nin filmi yanlış hatırlamıyorsam. Elizabeth Banks oynuyordu başrolünde. O da müthiş bir kadın dayanışması hikayesi. Yine kürtajla ilintili olarak izlemeyenler varsa tavsiye ediyorum. Ben mesela izlemedim ve tavsiyeyi aldım, kabul ettim. Kendilerine. Evet, neye başlıyorum? Filmden mi devam edelim? Evet, filmden devam edelim. Çünkü hepsi birbirini doğuruyor aslında filmlerimin. Tamam. Yine mükemmel bir kadın performansına geçeceğim burada. Ha, of. Phoenix. Christian, bir röportajını okumuşum, çalıştım dersine. Christian Petzold'un yönettiği bir filmde oynamak isterdim, isterim dediğini. Mesela senin İstiyorum. İçin şey bir yönetmen anladığım kadarıyla. Tekrar sesleniyorum buradan kendisine. Tamam. Petzold'un oynadığı bir film, yani yönettiği bir filmde oynamak istiyorum. Oynadığı bir filmde olur, benim için fark etmez ama yönettiğini tercih ediyorum. Ve de lütfen yani şöyle etraflıca oynayacağım bir rol olsun. Tamam, doğru, yanmam değil, doğru düzgün bir rol. Sesleniyorum. Hep takıntılı şekilde aynı oyuncularla oynuyor olması ve biraz moral bozucu ama. Ama o oyuncuları çok hayran ediyorum. Evet. Mesela bu filmde Nina Hoss harikalar yaratıyor. En sevdiğim film sahnelerinden biri bunun final sahnesidir. Yüzündeki sır izlemeyenler varsa lütfen izlesin. Burada bu final sahnesinde Nina Hoss Speak Low şarkısını söylüyor. İnanılmaz bir an bu. Yine dönüp dönüp benim için bir oyunculuk alıştırması gibidir bu. Kaynak kitap gibi dönüp dönüp bakıyorum. Bu film en etkileyici filmden. Bu zor dönemlerde aşk üçlemesi var. Baskı zamanlarında aşk üçlemesi. Onun ikinci filmi. İlk filmi Barbara. Bu Barbara. İkinci filmi. Üçüncü filmi de Transit. Okay, evet. Şimdi yeni filmi geliyor. Çok heyecanlıyız. A Fire geliyor. Vizyona girecek. Ben onu geçen sene festivalde izledim. Evet, bakalım. Bakalım. Çok heyecanlıyız.
Devam edelim. Çok birazcık az vaktimiz kaldı. Hemen hızlanıyorum. O yüzden artık seçerek bize sunmanı rica edeceğim. Sanırım yetiştiremeyeceğiz artık. Evet. Hemen Ursula'yı anmadan olmaz. Ursula galiba yine en sevdiğim yazarlar. İlk üçte sayabilirim kendisini. İlk kitabını getirdim. Gerdeniz serisi çok sevdiğim bir seri. Aslında en çok Tehanu'yu seviyorum. Ben de. Çünkü o da bir kadın hikayesi evet, olduğu için. Olabilir. En çok Tehanu'yu seviyorum ama Yerdeniz Büyücüsü'nde de bir herkesin malum olduğu üzere gölgesini takip etmesini çok kıymetli buluyorum. Her okuduğumda da farklı bir şey buluyorum çok bu hikayede. Çok derin değil mi? Yani böyle o şeyin ötesinde hani bir tam acayip atmosferik işte şey bambaşka bir evrene gidiyorsun yarattığı dünya falan ama onun ötesinde çok felsefik bir derinliği var. Zaten çok, o yüzden çok nüfuz ediyor insana bence Ursula. Zaten bütün senaryo kitaplarında da bahsedilir gölge kavramından, senaryo eğitimlerinde bahsediliyor. Yani gölge zaten psikolojinin de çok önemli bir yerinde duruyor. İşte GED reisle beraber evet. çıktığımız yolculukta bize de çok şey düşündürüyor gerçekten. Ve kısıtlı zamanımızda... Evet, çok kısıtlı. Evet, hemen Ombudsman and Soul'dan bahsetmek istiyorum. En sevdiğim filmlerden biri Macar yönetmeni olan Ildiko Enyedi'nin filmi. İki kişi aynı rüyayı görüyorlar. Rüyalarında hayvanlar, iki geyikler ve bir mezbahada çalışıyorlar bu iki insan. Bu iki dünyayı birleştirmesi çok inanılmaz ve çok büyüleyici. Ve burada bir şarkı var, bir aşk şarkısı arıyor kız ve gidip o müzik dükkanından işte... Ona biri Laura Marling'in What He Wrote şarkısını öneriyor. Of ne şarkı değil mi? Benim en çok dinlenenler listemde. Hep bunu izlediğimden beri en üst sırada çıkıyor kendisi. Çok hüzünlü de bir şarkı. Yani bunun gibi birkaç filmden dinlediğim şarkı var. Hep üst sıralara çıkan. Mesela Korsaj vardı geçen seneki filmlerden biri. Orada She Was var. İşte Camille'in şarkısı. Çok sevdiğim bir şarkı. Yine Sonsuzluk ve Bir Günün bütün soundtrack'i öyledir. Gerçekten. Bir de Cherbourg Şemsiyeleri'nin bir ayrılık sahnesi anı vardır işte müzikten bahsederken. O tren istasyonunda ayrılık sahnesinde çalan Michel Legrand'ın I Will Wait For You galiba yanlış hatırlamıyorsam ama mükemmel. Yani bugün... Tekrar dinledim ve bu akşam yayında bundan bahsetmeliyim dedim. Yani İyi gerçekten yaptım. Öyle. Öyle bir şarkı benim. Son bir ya film ya kitap artık sana bırakıyorum. Hangisini seçersen kalanlardan. Evet film seçiyorum. Buyurun. Korku türüne ne kadar hayran olduğumu söylemiştim. It Follows şüphesiz en sevdiğim korku filmi. Kendisinin sinematografisine zaten hayranım. Korku öğesinin asla bir öcü, canavar, karanlık... olmamasına hayranım. Aynı şekilde mesela Ari Aster'in Midsommar'ı da öyledir. Tamamen aydınlık, beyazlar çiçekler içinde geçer. Ama ne kadar tekinsiz değil mi? Çok tekinsiz hissettirir. Burada da tanıdığımız insanların bizi takip etmesi üzerine kurulu bir korku teması var. Tanıdığımız tanımadığımız diyeyim yanlış olmasın. Kimse peşimizden koşmuyor, kimse bizi yakalamaya çalışmıyor ama devamlı takip ediyorlar ve size ulaşmaya çalışıyorlar. Bu inanılmaz tekinsiz hissettiren bir şey. Bunda devam filmi geliyor. Ben seni dinlerken bile gerildim. tarif ettiğin kadarıyla bile ben evet. They Follow geliyor yakında. Bir de bundan bahsetmek istedim. Çok teşekkürler. Yani birkaç kitabımız kaldı sanırım ama evet. Artık ne yapalım? Çünkü sohbet çok güzeldi ve yani bence şahane bir seçki. Bir de dediğim gibi yani sen çok güzel bir hikaye anlatıcısın gerçekten. Ve bütün bu hikayeleri nerelerden topladığına dair bence bayağı bir fikir edindik. Ve yine birilerine çok güzel bir okuma ve izleme listesi yaptık diye düşünüyorum. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir saatti. Farkına bile varmadım hatta. Ayağına sağlık. Oyununu tekrar söyle istersen. 19 Kasım'da Canavar Oyunumuzda Fişekhane'deyiz. Herkesi bekliyoruz. Birazdan ajandada da duyacaksınız. Zaten de bu vesileyle de haftanın kültür sanat ajandasına geçiyoruz. Gülçin'le vedalaşacağız. Sonrasında VTR'nin ardından, haftanın etkinliklerine baktığımız VTR'nin ardından ben yine yeni çıkan kitaplardan seçtiğim 5 taneyi sizlere anlatmak üzere tekrar burada olacağım. Pandora'nın merakı kültür sanat ajandasında bu hafta. 27. İstanbul Tiyatro Festivali, birbirinden keyifli oyunlar, dans ve performans gösterileriyle İstanbul'un farklı sahnelerinde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.
Festival kapsamında başrolünde Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yer aldığı sürreal bir komedi olan Baklava Cumhuriyeti 17-18 Kasım tarihlerinde Das Tas'ta seyirciyle buluşuyor. Festivalin bir diğer oyunu ise Kız Kardeşler. Biri Batı'nın güvenli Kanada'sından, diğeri ise iç savaşlarla parçalanmış Lübnan'dan gelen iki kadının yollarının kesiştiği, tarumar haldeki bir otel odasında kurdukları dostluğu anlatan tek kişilik oyunun başrolünde yer alan Enik Bergeron, her iki kadına da tek başına hayat veriyor. Kız Kardeşler 21-22 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde sahnelenecek. Samuel D. Hunter'ın aynı isimli oyunundan uyarlanarak geçtiğimiz seneye damgasını vuran, akademi ödüllerinde aldığı 3 adaylığın yanında Brandon Fraser'a en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandıran Balina, tiyatro seyircisiyle buluştu. Kadrosunda Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir, Emine Evirgen'in yer aldığı ve bir baba kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesini anlatan Balina, 16 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde. Ortak travmaya farklı tepkiler veren 3 kuzenin yüzleşme gecesini anlatan Canavar oyunu, 19 Kasım Pazar günü Fişekhane ana sahnede seyirciyle buluşacak. Başrollerinde Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Halkan Emre Ünal'ın yer aldığı oyun Tunç Şahin'in kaleminden ve rejisiyle sahneleniyor. Şehre kahkahayı getiren komedi festivalinin bir diğer gösterisi ise usta oyuncu Demet Akbağ'ın tek kişilik oyunu Bir Demet Muhabbet. Ben anlatacağım çünkü bana anlat dediler. Oyun, Demet Akbağ'ın çocukluğunda ev halkına yaptığı gösterilerden günümüze uzanan bol kahkahalı yolculuğunu anlatıyor. Bak mesela ben ne kadar az konuşuyorum. Usta ismin anılarından filmlerine ve sahne gösterilerine kadar sanat hayatının her anının Barkovizyon'a yansıtılacağı gösteri 21 Kasım'da İş Sanat İş Kuleleri Salonu'nda seyirciyle buluşacak. Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in başrolleri paylaştığı Amadeus 5. sezonunda yine seyircisiyle buluşuyor. Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum. Tanrı'nın seninle işi bitti. Viyana'da benden daha iyi müzisyen olmadığını bilmiyor musunuz? Peter Schaeffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesi Amadeus, Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahneleniyor. Bol ödüllü oyun 21 Kasım tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda tiyatro severlerle buluşacak. Haftanın sergisinde bu hafta İş Sanat Kibele Sanat Galerisi yeni sergi sezonuna Çağdaş Türk Resim Sanatı'nın önemli temsilcilerinden Berna Türemen'in retrospektif sergisiyle başladı. Türemen'in kedili motifleri ve kainatın senfonisinin peşine düştüğü eserleri 18 Aralık'a kadar her gün 9-19 saatleri arasında Kibele Sanat Galerisi'nde ücretsiz görülebilir. Haftanın konserleri şu şekilde. 16 Kasım Perşembe günü Zorlu PSM Turkcell sahnesinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vifo İtalyan Esintisi konseriyle Mozart, Verdi ve Rossini'nin unutulmaz eserlerini klasik müzik severlerle buluşturacak. İş sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. İş sanatın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserlerinde genç yetenekler sanatseverlerle bir araya geliyor.
Parlayan Yıldızlar konserinin ilkinde beste Destina Üstün ve Furkan Cecim'in eşsiz performansları 20 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.30'da İş Sanat İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Haftanın film seçkisinde ise bu hafta aksiyon türündeki Açlık Oyunları, Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi dikkat çekiyor. I am honored to introduce to you the creator of the Hunger Games themselves, Dean Kaska Highbottom. Açlık Oyunları serisinin son filmi Kuşların ve Yılanların Şarkısı, Susan Collins'in çok satan kitabından sinemaya uyarlandı. What does my mentor do besides bring me roses? I do my best to take care of you. You really want to take care of me in that arena? Start by thinking I can actually win. Film, bir zamanlar Kuzey Amerika olarak bilinen yerde yıkıntılar arasında yaşayan Panem ulusunun doğuşunu, Kapitol'ün sakladığı sırları ve hayatta kalmak için umutla savaşan kahramanların hikayesini konu alıyor. What happens in there? Fueled the terror of becoming prey. See how quickly we become predator? See how quickly civilization disappears? 17 Kasım Cuma günü vizyona girecek filmin başrollerinde Tom Blyth, Rachel Zegler ve Viola Davis yer alırken, yönetmen koltuğunda ise ünlü klip yönetmeni Francis Lawrence oturuyor. Tekrar merhaba. Kalabalık bir ajandamız vardı bu hafta. Bir de hızlıca kitaplara bakalım. Yine 5 adet kitap geçtiğimiz hafta çıkanlardan. İlki Stefan Malandri'nin Fransız yazar Kitap Yiyici kitabı İş Kültür'den yayınlandı. İş Kültür'ün Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın bu çağdaş dünya edebiyatı dizisini ben pek seviyorum. Çok enteresan kitaplar seçiyorlar. Bu kitapta Kenan Sarıalioğlu, çevirmenleri de söylemeyi ihmal etmek istemiyorum. 1400'lerin sonunda Lizbon'da geçen bir hikaye bu. İki çocuğu bir papaz kiliseye kapatıyor. Ama tek derdi onlara okuma öğretmek ve çocuklardan biri bir kitabı yiyor. Ve sonrasında da bir kitap yiyeceğe dönüşüyor. Böyle bir enteresan, yarı fantastik bir hikaye, masalsı bir hikaye. Kitap Yiyici bu haftanın ilk kitabı. Ardından Alfa'nın eğitim serisinden çıkan Bahar Eriş. Bahar Eriş'i çok insan tanıyordur diye düşünüyorum. Kendisi aslında çocuklarda üstün zeka ve yetenek üzerine çalışan bir akademisyen. Onun yeni kitabı Düşleyen, Düşünen, Dönüşen İnsan. Okulda öğretilmeyen yaşam becerileri. Evet, aslında ağırlıklı olarak çocuklarla ilgili çalışmalarıyla biliyoruz ama bu biraz yetişkinlere yönelik bir kitap. Benim de çok severek takip ettiğim birisi kendisi. O yüzden burada yer almasını istedim bu kitabının. Aslında bu yeni gerçeklerle uyumsuz hayatımızı ne yapacağız? İşte sosyal medya çağında nasıl beceriler geliştirmeliyiz? Hayatta kalmak ve mutlu olmayı becermek için. İşte bu telaşa kapılmadan, başarısızlık baskısını üzerimizde hissetmeden nasıl yaşayabiliriz gibi bir soruya yanıt arayan bir kitap. Bahar Eriş'in kitabı. Bu da haftanın ikinci kitabı. Üçüncü sırada İskoç yazar Muriel Spark'ın Memento Mori'si var. Memento Mori belki bilirsiniz Latince bir ifade ve çok da sık kullanılır aslında. Ölümü anımsatan nesne anlamına geliyor. Muriel Spark çok enteresan bir yazardır. Zamanının çok ötesinde kitaplar yazmış. İlginç, çok ilginç bir kadın. Burada da insanları arayıp isimsiz telefonlar almaya başlıyor birileri ve arayan kişi tek bir şey söyleyip kapatıyor, öleceğini hatırla. İnsan öleceği bilgisiyle öleceğinin kendisini sürekli hatırlatılması durumunda ne yapar sorusuna yanıt arayan bir roman bu. Ölümü hatırlayarak yaşamanın yoluna bakan aslında bir hikaye. Ben dediğim gibi Muriel Spark'ın daha önce Sürücü Koltuğunu yine Siren Kitap yayınlamıştı. Bir kitabı daha yayınlandı. Çok da seviliyor. Bu da yeni çıktı. Püren Özgören çevirisiyle. Ardından Türkiye'de çok sevilen Fransız yazar Jean-Louis Fournier'in Dul Ölümsüz Eş Arıyor kitabı Hazel Bilgen çevirisiyle Yapı Kredi'den çıktı. Fournier'i zaten acayip okundu son yıllarda Türkiye'de. Bu da son kitabı. 2022'de yazdığı kitap. Eşinin ölümünün ardından yine bir öz kurmaca. O zaten hep kendi hayatından yola çıkarak yazıyor kitaplarını.
eşini kaybettikten sonra, ki bununla ilgili de kitaplarında görebiliyoruz daha önce, bu süreci yazmıştı. Bu biraz artık yasın ardından biraz mizahi bir bakma hikayesi kendi yasına. Gazeteye ilan veriyor kitaptaki Fournier'e, eş arıyor, ölümsüz bir eş arıyorum, ölmeyecek birini arıyorum diye. Ve çok enteresan isimler başvuruyor ilana evlenmek için. Mesela ünlü Flaubert'in ünlü kahramanı Madame Bovary'nin kendisi, Kleopatra, Ella Fitzgerald, Nefertiti, Pamuk Prenses falan gibi bir seçki var başvuranlar. Ve Fournier'in ölen eşi de uzaklardan, gittiği yerden görüşlerini bildiriyor eş adaylarıyla ilgili. Hikaye bu. Oldukça ilginç bir kitaba benziyor. Fournier'e sevenler zaten hemen alıp okudular diye görüyorum. Daha birkaç gün oldu çıkmasına rağmen. Son olarak da Domingo kitaptan, bu da Maggie O'Farrell'ın Evlilik Portresi kitabı. Maggie O'Farrell İrlandalı yazar. Bence yaşayan en heyecan verici yazarlardan biri. Bundan önceki kitabı Hamlet'le sadece kadın yazarlara verilen Women's Prize for Fiction'ı almıştı. Bu kitapla da finale kaldı o yarışmada. Bu da son kitabı 2022. Hamlet bir Shakespeare'in karısının aslında oğlunu kaybetmesinin hikayesiydi. Burada yine tarihi bir hikayeye yazmış Maggie O'Farrell. Floransa'ya götürüyor bizi, Medici döneminden bir evlilik, istemediği biriyle evlenmek zorunda kalan bir kızın, genç kadının hikayesini anlatıyor. Ben dilini çok seviyorum, biliyorum Hamlet'i de okuyanlar çok etkilenmişti. Bu kitabın da çok güçlü olduğunu tahmin ediyorum. Evlilik Portresi, bu da Kıvanç Güney çevirisiyle yayınlandı. Haftanın kitapları da böyle. Küçük bir hatırlatma. Pandora'nın Merakı bizim Instagram hesabımız. Gülçin'in bavulunda kalan, göremediğiniz o bir kitabı ve ayrıca da saydığı her şeyi, kitapları ve filmleri orada paylaşacağız önümüzdeki hafta. Çünkü böyle çok tatlı yorumlar geldi, not alarak izledik falan diye. Siz yine notunuzu alın ama Instagram'da Pandora'nın Merakı şeklinde hesabımız zaten köşede de görüyorsunuz. Orada da listeyi görebiliyor olacaksınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umuyorum yine ufuk açıcı, faydalı olmuştur, iyi gelmiştir size. Haftaya yeni bir konukla çarşamba akşamı görüşmek üzere. Herkese iyi geceler.